Yemek okumumuza hoş geldiniz. Bugün yine bir meydan okuma var ama bu meydan okuma alıştığımız bir meydan okuma değil. Dün ben bir alışveriş merkezine gittim Erkan'la ve orada ne yapabiliriz, meydan okunacak ne kaldı falan diye böyle yan yan bakarken Carl's Jr. diye bir yerin patatesleri gözümüze ilişti. Böyle üzeri cheddar soslu farklı farklı patatesler vardı. Onların hepsini aldık, denedik. İşte burada minicik cep telefonuna çektiğimiz bir videosu var. Notlarımı aldım. Bu patatesin aynısını yapmak istediğimden emin değilim. Çünkü bizim damak tadımıza göre bana bir tık ağır geldi, ne yalan söyleyeyim. Ama bana bambaşka bir şey uyandırdı. Bu mantıkla patatesi güzelce kızartıp üstüne de veya fırında kızartıp üzerine de böyle lezzetli bir şey yapmak ve bunu ana yemek olarak yemek fikri iyi bir fikir olarak geldi. Bunları toplayacağız. Dediğim gibi bizde ziyan yok, atmak yok, boğaz çok. Bunları deneyeceğiz bakalım. O patatesleri buraya getirince Burak baktı ve böyle biraz bir burun kıvırdı. Biraz soğuduğundan da ama orada da böyle biraz sos da biraz ağır gelmişti. Ve biz bunu birebir aynısını yapmak yerine acaba daha heyecan verici ve de herkesi doyuracak, çünkü malum ekonomik durum da belli. Böyle patatesle doymayı da hepimiz seviyoruz ama daha az yağlı, yani derin yağda kızarmış değil. Fırında ve az yağ ile kızarmış ve çok lezzetli ama o sosu da hakkıyla yaptığımız bir patates yapabilir miyiz diye. İşte bugün size öyle bir şey yapmak istiyorum. Güzel böyle üstü sucuklu, kırmızı soğanlı, o cheddar soslu dev patatesleriyle bir patates. Patates. Şimdi bunun için 4 tane böyle iri patatesim var. Bunları şöyle iri her biri böyle 4 dilim gibi parçalıyorum. Parçaladım hatta ve bunlardan uzun kesiyorum. Her biri böyle yaklaşık bu boyda oluyor. İnce tarafları biraz daha çıtır olacak, kalın tarafları içi biraz daha yumuşacık, dışı çıtır olacak. Bunları direkt tencereye alıyorum. Direkt kızartmak yerine içinin yumuşaklığını sağlayabilmek için tencerenin içine atacağım. Burası bir mahalle biliyorsunuz ve bir stüdyo bir şey değil. Dolayısıyla mahallede ne oluyorsa burada da onun bir parçası hayatımızın içerisinde devam ediyor. Ya da kilise yanıyorsa şu an kimse gitmiyor, aa çanları tamir ediyor diyor da olabilirler. Patates haşlarken diğer şeye göre normalde kaynar suya atılır ya, hayır öyle yapmıyoruz. Patatesimiz kaynayacak. Kaynadıktan sonra 5 dakika süre tutacağım. Sonra onu sudan alacağım. Bunun amacı da ne? Neden soğuk su? Dışını mühürlemeyip içinin piştiğine, iri ya, içini piştiğine emin olacağız. Ve asıl dışının çıtırdamasını da fırında yapacağız. Burada güzel patateslerim buharlar üzerinde aslında 5 dakika kaynadıklarında bile böyle görüyoruz ki yüzey alanlarında minik böyle açılmalar ama çok da fazla değil var. Bunu temiz bir mutfak peçetesine çıkarıyorum. Bir kere zaten kendi buharıyla havalandığı zaman kurumuş da oluyor. Şimdi bunu artık fırına koyacağım tepsiye yerleştirebilirim şöyle. Neden kuruladı? Çünkü bir, yağ iyice içine alabilsin. Eğer çok sulu olursa bu sefer haşlama gibi de olacak. Biz istiyoruz ki cızır olabilsin. O cızır olabilmesi için de birazcık kuruması. Kendi buharıyla da zaten kurulanıyor. Ama asıl şimdi üzerindeki bu dökeceğim, şimdi gözenekler açık ya, böyle hamamdan yeni çıkmışsın gibi. Nasıl kendin yağ sürsen hamamdan sonra böyle hop içine çeker deri. Aynen o mantık aslında. Şöyle elimle karıştırıyorum. Ve burada mühim olan havanın patateslerin arasından geçebilmesi için birazcık boşluk kalması lazım. Şimdi artık bu fırına girebilir. Şimdi fırına girecek derece biraz sizi korkutabilir. 250 derece, fırının sadece ızgarası açık. Bunu diyelim öğrenci evinde o minik fırınlar var ya, Tuğçe senin fırın ondan galiba. Onda yapacaksanız da yani fırının ızgarasını açın. Hafif fan bile açabilirsiniz onlarda. Yani onların fanı kendinden var mı? Fan yok. Yok. Ondan sonra ızgarasını en sonuna kadar açın ve orada en üst seviyeye koyun. Ondan sonra cızır sanki böyle yağda kızarır gibi kızaracak şimdi. O tarafta bir taraftan yarım saatte pişsin. Ben de o sırada hem biraz buraları toplayayım hem böyle cheddar sosunu hem de sucuklu salmıyor. Onun için ocağımın altını yakıyorum. Kremam var. Bunun 100 gramını kullanacağım. Yani 100 mililitre pardon. Yani yarısını. Buradaki oran krema 1 ise peynir 2. Yani 200 gram da peynir kullanacağım. Önce kremayı güzelce hem ısıtıyorum hem de biraz aslında çırpınca sulanıyor gibi oluyor ilk başta. Şimdi içine peyniri ekliyorum. Peynir olarak da 200 gram cheddar peynir var. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra eriteceğim. Önce böyle sanki yoğurtla havuç gibi oluyor. Sonra yavaş yavaş kendini bırakıyor. Burada devamlı karıştırmak çok önemli. Mükemmel kıvama geldi. Bunu daha fazla kaynatmayacağım. Bunu kenara alıyorum. Son dakika tekrar bir ısıtacağım. Gelelim şimdi üzerine lezzeti. Bir tanesi kıymaydı, bir tanesi acı turşuydu orada olan tariflerin. Jalapeno turşu koymak açıkçası içimden gelmedi. Bir kıyma vardı, onu zaten yapabiliyoruz. Kıymalı domatesli güzel bir şey. Dedim hani evde çoğu zaman belki tavuktan olabilir, daha hesaplı, belki normal olabilir. Sucuk daha sık bulunabiliyor. Dolayısıyla sucuklu bir şey yapalım dedim. Ve patatesle de yakışacak. Önce tavama birazcık tereyağı ekliyorum. Zaten o pişene kadar birazcık vakit alacak. Soğanlarımı da böyle çeyreğin yarısı minik yeni aylar şeklinde doğruyorum. Ve soğanları bu şekilde direkt içine atıyorum. İnan şöyle bir soru sordu. Refika niye önce sucukları atmadık, onun yağıyla soğanları çevirseydik, hiç tereyağı koymasaydık diye. Güzel bir soru, tebrik ederiz efendim. Şöyle soğanların tam ölü olmasını istediğimiz derece, yani ya da dirilik ya da ölülük derecesine göre sucuktan önce girmeleri gerekiyordu. Sucuğu önce atarsam bu sefer sucuklar fazla pişmiş olacak. Onu da istemedim. O yüzden önce onlar girdi. Bir de hafif biraz yağ olduğu zaman patatese çok fazla yağ koymadığımız için o sucuğun ve soğanın yağının ona verdiği lezzet bir başka olacak. Dayanamayacağım. Burada son mohikan biberlerim, son kırmızı biberlerim, kurulardan değil tazelerden kullanacağım. Şöyle 3 tane. Kırmızı biberimi içerisine ekledim mi tamamdır. Ve bunları böyle uzun uzun keseceğim. Benim çok sevdiğim, hatta daha evvel birlikte video çektiğimiz Umut Aral var, yönetmen. Benim bütün bu yemeklerimin ilk mucize lezzetlerin fikrini falan birlikte geliştirdiğimiz, onun yeni bir filmi var. Orkun da oynuyor, Orkun Işıtmak da oynuyor. İyi oyun. İzlemediyseniz ne olur benim hatırım için de izleyin. Dili, ruhu, duygusu falan çok çok güzel bir film. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu sucukların içine acı biberleri de ekliyorum. Ve tam istediğim kıvama geldi. Bak sucuğun tadını aldı. Acıyı yavaş yavaş içerisine alıyor. Ve benliklerini hala sucuklar koruyorlar. Artık zaten son 3-5 dakikadır fırında. O olduktan sonra bunları birleştirdik mi gelsin cümbüş. Hazırsak artık patateslerimi çıkarabilirim. Şuradan Allah. Evet. Cızır cızır patatesler. Ben ekranda göründüğü kadar kilolu değilim. Bunların bu kenarları gayet yanık değil, çok güzel gözüküyor aslında. Değilim değil mi? Ekranda göründüğü kadar. Evet, şimdi bütün patateslerimi şöyle kenara alıyorum. Böyle yeriz ama bundan da fazlası olacak. Ve ne kadar çıtır olduğunu şöyle... tuzlu yok. İyi ki tadına bakmışım. Bu arada bu deniz tuzu, biz deniz tuzunu çekiyoruz. Lütfen gerçekten siz de, bizim memleketimizin bir sürü tuz markaları da var. Kaya tuzu, deniz tuzları güzel. Onları kullanın. Rafine değil. Birazcık ve bu cheddar sosunu da şöyle üzerine. Sucuklarımı da üzerine döküyorum. Bu bayağı tunç senlik oldu bence. Bir parça sucuğundan. Bu da böyle bir meydan okuma oldu. Bakalım ekip sevecek mi? Ama ben bir an evvel bunu bitirmek istiyorum. Tamam. Video bitirir mi ya? Hepsini sen mi yiyeceksin? Aha. Aman mı? Bizden şimdilik bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz meydan okumaları beğendiyseniz lütfen aşağıya fikrinizi, şu da olsun, bunu da böyle çevirerek yap falan dediğiniz bir şey olsa yazın. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğenin. Biz bunu çok severek yaptık. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Kanalımızdaki bütün tarifleri de inanın bu heyecanla, bu şevkle yapıyoruz. Eğer hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı bu aşağıdan. Bunun bir başka videonuz var mı Refika diye soruyorsanız da buraya da bir tane başka video koydum. Buradan da onu izleyebilirsiniz.